Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencilerim. Bugün biraz rahatsızım. Ama güzel yorumlarınızı görünce videoyu çekeyim dedim. Evet, yeni kitabımızın yine aynı üniteler, konularımız aynı ama kitabımız yeni. My Family, Ailem. Lesson 1. Look, listen and follow. Dinliyoruz. Bakıyoruz, dinliyoruz ve takip ediyoruz. Başlayalım. Evet çocuklar, Rusya ailesini tanıttı. Bakıyoruz, father dedi, değil mi? Mom, Emily, tek tek tanıttı. Şimdi point and say the family members above, göster ve aile üyelerini söyle. Biraz yazdım ben. İşte this is her father, Fred. Babası Fred. This is her mother Emily, annesi Emily. This is her uncle Oliver, Oliver amcası ya da dayısı. This is her grandfather Jack. This is her grandmother Linda gibi tanıtmanızı istiyor aile üyelerine. Listen and chant. Şimdi aile üyelerimizle ilgili şarkımsı var bir tane, onu bir dinleyelim. Evet çocuklar, bazı ifadeler birden fazla anlama gelebiliyor. Mesela uncle kelimesi hem amca hem dayı hem de enişte olarak kullanılabiliyor. Şöyle yapayım anlaşılsın. Aunt ise hem teyze hem hala hem de yenge anlamında kullanılabiliyor. Daughter kız evlat. Grandfather, büyük baba ve grandmother, büyük anne. Bizim kültürümüzde büyük anne demeyelim de nasıl? Bir dakika, yanlış oldu. Evet. Yani ne olur? Anneanne olur, değil mi?
Veya bu da dede olur. Bu da bir de babaanne olur. Biraz yer problemimiz oldu. Nereye yazalım? Şuraya. Babaanne. Anneanne ya da anaanne. Anaanne. Böyle çocuklar. Şimdi grandfather'a grand dad de diyebiliriz. Grandmother'a grand yani granny diyebiliriz. Granny de diyebiliriz. Kitabımız vermemiş ama babaya dad diyebiliriz, anneye mom diyebiliriz. Yani biraz daha hani işte babacım, anneciğim gibi. Dad ya da mom da diyebiliriz. Bugün tuşlarda bir değişik haller var. Evet, mom kullanabiliriz çocuklar. Look at Rosie's family tree. Aile ağacına bakalım Rosie'nin. Talk about the family members. Aile üyeleriyle ilgili konuşalım. Linda is a grandmother. Linda bir büyük anne. Jack is a grandfather. Jack bir büyük baba. Emily is a mother. Fred is a father. Emily anne, Fred baba. Oliver is uncle. Lara is aunt. Yani bunlar amca ve yenge oluyorlar. Annie, Terry, bunların çocukları, sonra da Rosie doğuyor. Bunların çocuğu da Joe. Bunların 3 tane demek ki çocukları var. Yani Annie, Rosie'nin kız kardeşi, Terry ise erkek kardeşi. Joe da Oliver ve Lara'nın oğulları, yani son. Bir de köpeği varmış, Bobo isminde. Look at family tree above, then act. Bu, bakın diyor buraya ve hani anlatsın istiyor. I'm Rosie, this is my brother. Bu benim erkek kardeşim Terry. Aynı cümleyi şöyle de kurabilirdik. Mesela Annie için ne diyecek? Sister. Kız kardeşi. Terry için ne diyecek? Erkek kardeşi. Yani brother. Emily için ne diyecek? Annesi. Yani mother ya da mom. Fred is father or dad. Oliver is uncle. And Lara is aunt. Yenge. Burada yenge konumunda ama aunt kelimesini hepsi için kullanıyoruz. Yenge, hala, teyze. Joe da bu durumda ne oluyor? Cousin. Kuzeni. Linda, grandmother. Jack, grandfather. Cümleleri öyle kuruyoruz. Hello, this is my sister Annie. This is my brother Terry. This is my cousin Joe şeklinde. Look at Rosie's family in activity 4. Put a tick or a cross. Evet, bir tick atıyoruz ya da cross. Doğru mu, yanlış mı? This is my cousin. Bu benim kuzenim. Bu doğru. This is my brother. Bu benim erkek kardeşim.
Değildi, değil mi çocuklar? Bu amcasıydı. This is my mother. Bu benim annem. Onu bilemiyorum. Öyle miydi annesi? Bir de yengesini karıştırmayalım. Annesinin daha fotoğrafına bakalım. Evet. Yengesi topuzluymuş. This is my mother. Doğrudur. Tik. This is my father. Bu benim babam. Bakalım babası. Bu amcası değilmiş, babasıymış. O zaman bu amcası yanlış. This is my grandmother. Bu benim büyük annem. And this is my sister. Bu benim kız kardeşim. Bakalım kız kardeşi doğru mu? Evet doğru. Listen and choose the correct word. Dinleyin ve doğru kelimeyi seçin. Evet. This is my brother. Bu benim erkek kardeşim. This is my daughter. Bu benim kızım. This is my son. Bu benim oğlum. This is my aunt. Bu benim teyzem. This is my cousin. Bu benim kuzenim. This is my sister. Bu benim kız kardeşim. Look, listen and follow. Bakıyoruz, dinliyoruz ve takip ediyoruz. Let's look at my family photos. Hadi aile fotoğraflarıma bakalım. This is my dad. Bu benim babam. Who is that Billy? Bu kim? Bu şey önemli soru kalıbı. Who? Who kim demek çocuklar? Who is that? Bu kim? She is my grandma. O benim büyük annem. Grandmother da diyebiliriz. Granny de diyebiliriz. Grandma da diyebiliriz. And who is that? Şu kim? This is Billy. This is me. Me ben. Me ben. Baby bile. Bebek bile. Evet. Bir de az önce yazmadım şey family tree yani family photos dedi ya bir de family tree geçti aile ağacı. Bu kelimeyi de bilin. Önemli. Listen again, then point and say who they are. Şimdi biz zaten söyledik kimin kim olduğunu. Bir daha bir dinlememizi istiyor. Dinleyelim. Point and say the family members. Bak ve söyle aile üyelerini. Ayşe is a grandmother. Ayşe bir büyük anne. Hasan is a grandfather. Değil mi çocuklar? Grandpa. Grandpa da diyebiliriz.
Grandma, grandpa. Değişik şeyler size göstermeye çalışıyorum hep hani değişik kullanımlar. Grandpa. Murat. Murat is a father. Banu is a mother. Burak is an uncle. Uncle. Nazlı is an aunt. Mehmet is a brother. Sema is a sister. And Semra, not Sema. Pardon me. Semra. Okay, and Sena, she is Sena. Fatih is a cousin. Look at Sena's family above. Point, ask and answer. Sena'nın yukarıdaki ailesine bakın. Sorun ve cevap verin. You are Sena. Yes. Who is this? He is my father. Şimdi kendinizi Sena olarak düşüneceksiniz. Sena'nın yerine koyacaksınız kendinizi ve sorulduğu zaman Who is this? İşte Banu. Who is Banu? She is my mother. O benim annem. Who is Murat? He is my father. O benim babam. Who is Burak? Burak is my uncle. Burada my çocuklar benim. Benim demek. Benim babam, benim annem, benim kuzenim. Draw your family picture, then introduce them. Buraya aile ağacınızı çizin ve tanıtın diyor. Çizin dediği yani buraya hani işte büyük anneniz, büyük babanız, sonra onlardan ortak işte çocuklar kaç tane ise onlar, ondan sonra çocuklardan işte kendi annenizle babanız sonra evleniyorlar. Onları yapacaksınız. Sonra bunlar da evlendilerse onların yanına da eşlerini, sonra kuzeniniz olduysa kuzeninizi gibi kendinizi, şey kardeşlerinizi böyle bir aile ağacı yapacaksınız. Yukarıdakiler gibi. Work in pairs, use your family picture, then ask and answer. Resim gitmenize gerek yok. İsimlerini söyleyip bunların kim olduğunu sınıfa söyleyeceksiniz. He is my, benim veya she is my, o benim. Who'yu söylemiştim. Listen and follow. Atatürk'ün ailesi. Dinleyelim bakalım. Evet, Atatürk'ün ailesi. Atatürk ne dedi? Who is she? Bu kim?
She is Atatürk's mother, Zübeyde Hanım. Who is he? O kim? He is Atatürk's father, Ali Rıza Bey. Who is she? She is Atatürk's sister, Makbule Hanım and Atatürk. Şimdi tekrar dinlememizi istiyor. Ve bu şekilde hani bize soru cevap yapalım. Who is kalıbını kullanıyoruz ve he, she diye cevap veriyoruz. Listen and write the names. Dinliyoruz ve altına isimleri yazacağız. Gördüğünüz gibi burada 6 tane isim var. Bakalım. 6 tane de resim var. Sema'yı yazmış. Diğerlerini biz yazacağız. Meral'di. Kimdi Meral? Meral için ne dedi çocuklar? Aunt mu dedi? Hı? Bu Meral'miş. Allah Allah, niye böyle yapıyorsun sen? Aşağıya doğru yazdım Meral. Buna da sanki şey, kim kaldı geriye? Ahmet. Father dedi gibi geldi bana. Bu da Ahmet'miş. Evet, yazdık çocuklar. İsimlerini yazmamız için biz de yazdık. Listen and sing. Evet, şimdi şarkımız var aileyle ilgili. Söylüyoruz biz de. Family. Ailemi seviyorum. This is my family. Benim ailem. I love my family. Ailemi seviyorum. Let's make a family tree. Bir aile ağacı yapalım. Evet. Fotoğraf. Draw and color a tree. Bir ağaç çiz ve boya. Draw your family pictures. Yani her kitapta oluyor bu ama çocuklar nasıl yapacaklar? This is my family. He is my grandfather. İsimlerini anca yazabilirsiniz. Ya da benzerlerini çizmeye çalışabilirsiniz. Sayfa 185'e gidin. Expand your picture dictionary. Orada sözlük varmış. Resim sözlüğü. Şimdi 40'a geri döneceğiz. Aklımızı tutalım. 185.
gelmedi. Evet. Aile üyeleri gördüğünüz gibi bunu resimli sözlüğümüze yapıştıralım diyor. Güzel mi olmuş burası? Yani tek tek isimlerini bu şekilde bilebilirsiniz. Kim olduklarını. Aile ağacına da böyle hani bunları kullanarak da bir aile ağacı yapabilirsiniz. Bir aile ağacı yapıp boyayıp hani başka birinin aile ağacını yapabilirsiniz. Checklist. Şimdi buraya gittik ya şeye. Oradan QR kodu okutacakmışsınız. Interactive Evaluation Part. Burada kendi kendinize kontrol. Ne kadar biliyorum, neyi ne kadar öğrendim. İşte iyi biliyorum. Yani idare eder, iyi, çok iyi şeklinde bu konuyu ne kadar öğrendiğinizi kontrol edeceksiniz. Checkpoint. Şimdi kontrol yine. Look and number the family. Look and number the family members. Bakın ve aile üyelerini numaralandırın. Şimdi mesela bu adam grandfather olur, değil mi? Şuralara numara yazmamış. Ben mesela şöyle düşündüm. Maviye mi boyasak içine? Hani işte burada mavi ya grandfather, bu da mavi olsun. Böyle düşündüm. Number diyor ama numara vermemiş, renk vermiş. O zaman bu da grandmother olur. Mor. Ona uygun bir mor şöyle grandmother. Dijital kalemle boyayamıyorum çocuklar. Siz tam içini boyarsınız. Sonra bu da kim olur? Father. Şöyle. Mother. And bu kadar mı? Ha, bunlar da varmış. Brother and sister. Brother. Orange. We don't have orange here. Brother. Orange and sister. Sister, yellow. Bu şekilde çocuklar. Kalınlaştırım daha güzel boyanıyormuş bu şekilde. Kalemi zapt edemiyorum. Çileğe benzedi. Evet, numara verin diyor ama renk verdiği için ben de renk verdim çocuklar. Find the hidden words in the puzzle. Şimdi puzzle'da saklı olanları bulacağız. Nasıl yapalım? Grandfather'ı bulmuş. Şöyle olur mu acaba mesela? Tamam. Şöyle üzerinden geçsem olur mu acaba? Grandmother. Şuradan kazını buldum. Şöyle düşündüm. Kazın. Then mother. Mother. Sister. Daughter. Kız çocuk. Aha. Sakın, sakın. Aşağı doğru neden olmuyor çocuklar böyle? Tamam. O zaman onu aşağı doğru olanları mecburen böyle yapacağız. Daughter.
Alter. Sonra ne varmış? Aunt. Oradan siz bana seslenin. Brother. Evet, sınıfta olsak seslenirdiniz. Uncle. Evet. Ne kaldı geriye? Grandfather zaten yapılmış. Çocuklar. Şimdi şöyle bulalım. Grandmother. Bu da aşağıya doğru. Şurada. Tamamdır. Şurada father. Ve son son kaldı. Gördüm. Ben cevap anahtarına bakmadım. Açıyorum. Sonra burada aksiyon yaşıyorum. Evet, oldu. Hepsini bulduk çocuklar. Look, listen and write yes or no. Şimdi dinliyoruz. Bakıyoruz, dinliyoruz. Sonra buraya yes ya da no yazacağız. Doğru mu, yanlış mı, ona göre. Evet. Arif is my brother. Doğru mu yanlış mı diye yazıyor. Cem is my cousin. Yes. Evet. Dinlemeden de olurmuş. Ama tabii kulağımızın dolması için dinliyoruz. Sema is my mother. Sema isn't my mother. She is my grandmother. Asim is my father. Yes, he is. Esra is my sister. No, Esra isn't my sister. She is my mother. Cemal is my uncle. Yes, Cemal is my uncle. Olga is my grandmother. No, Olga is not my grandmother. She is my aunt. Ebru is my aunt. No, Ebru isn't my aunt. She is my sister. Arif is my brother. Yes, he is. Cem is my cousin. Yes, he is. Look at the family tree above. Say who I am. Then write my name. Esra is my sister. Esra is my sister. Esra benim kız kardeşimse eğer. Ebru is my sister. And Arif is my brother. Ebru is my... Şimdi Esra is my sister. Esra benim kız kardeşimse ben kim oluyorum? Cemal oluyorum. Çünkü Esra Cemal'in kız kardeşi. Ebru is my sister. Ebru benim kız kardeşimse. Arif is my brother. Arif de benim erkek kardeşimse. Ben kim oluyorum o zaman? Ela oluyorum. Değil mi çocuklar? Ela. Ela, Ebru and Arif are my cousins. Ela, Ebru and Arif are my cousins. Bunların üçü benim kuzenimse ben kim oluyorum? Cem oluyorum. Güzel bir alıştırmaymış. Keşke daha çok olsaydı aşağıya doğru. Point and say the family members, then act out dialogues with your friends. Evet, bu aile üyelerini söylüyoruz. Sonra böyle diyaloglar yapıyoruz. Who is? Who is that? She is my aunt. Who is that?
He is my uncle. Who is she? She is my sister. Who is he? He is my brother gibi. Daughter neydi? Kız çocuk. Kızım, kuzen. Ve ünitemiz biter. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.